Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu sefer bu videoda Bulgaristan'da iPhone 15 fiyatlarını size anlatmaya çalışacağım. Tek tek hesapladım. Bulgaristan'da iPhone 15 modelleri ne kadar? Türkiye'den ne kadar ucuza geliyor? Arasındaki fark ne kadar? Sonra Gürcistan'dan daha mı ucuza geliyor? Bunları anlatacağım ve sonunda da birkaç hatırlatma yapacağım. İşte Bulgaristan'da iPhone 15 fiyatlarına geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar, videolarımı izliyorsunuz. Çok teşekkür ederim ilginiz için ama lütfen kanalıma da abone olun ve bildirimleri açın. Bu videoyu da beğenin arkadaşlar. Evet, şimdi Bulgaristan'da birçok elektronik mağaza var. Bunlardan en büyüğü Teknopolis. Ben bunun internet sitesinden fiyatlarını kontrol ettim. Ve diğer iki mağazanın internet sitesinden de fiyatları kontrol ettim. Onları da size şöyle göstereyim. Bu Zora diye bir mağaza. Fiyatlar burada yazıyor. Evet, bu da iCenter. Üçünün fiyatları birbirine çok yakın. Ama bazı modeller bazısında var, bazısında yok. Yani kapasiteleri. O yüzden fiyatları birkaçını Zora sitesinden aldım. Diğerlerinin hepsini Teknopolis'ten aldım. Evet, gelin şimdi Bulgaristan'daki iPhone 15 fiyatlarına bir göz atalım. Evet, iPhone 15 128 GB Türkiye'de 50 bin lira olarak duyuruldu. Bulgaristan'da ise 1899 leva. Hemen şurada görüyorsunuz. iPhone 15 128 GB pembe olanı 1899 leva. Leva 14 civarında sanırım. Ben hesapladım. Yani tüm hesaplamaları yaptım. Bir daha uğraşmayayım diye videoda hazır. 1899 leva. Vergi iadesi alıyoruz. Tabii ki yaklaşık %11-12 civarında. Ben şu siteden hesapladım. Kendi resmi sitesi Bulgaristan'ın. Size vergi iadesi alacağınız yerin sitesi. Buradan hesapladığımda size 223 leva geri vereceğini söylüyor. Yani bunu da aldığımızda, hesapladığımda yaklaşık 24.773 liraya geliyor. iPhone 15 128 GB. Ama tabii ki Türkiye'ye gelince 20.000 lira imeği kaydı ödüyoruz. Ve gümrükten çıkarken de bandrol ücreti ödüyoruz. 570 lira civarında. Ve toplamda bize maliyeti 45.300 lira oluyor. Peki Türkiye ile arasındaki fark ne kadar? 4.700 lira civarında. Tabii ki bu rakamlar, baştan söyleyeyim, hani yaklaşık rakamlardır. İşte kredi kartıyla alırsanız fiyat biraz daha farklı olabilir. Yani kur farkından dolayı yükselebilir. Ve tabii ki bu hesaplamalar yaklaşıktır arkadaşlar. iPhone 15 256 GB Türkiye'de 54 bin lira. Bulgaristan'da 2199 leva. Hesaplamaları yaptığımda yaklaşık bize maliyeti orada 49.260 lira oluyor. Yani Türkiye'den 4.740 lira daha ucuza geliyor iPhone 15 256 GB. iPhone 15 Plus 128 GB Türkiye'de 57 bin lira olarak duyuruldu. Bulgaristan'da ise 2239 leva. %11 vergi iadesi alıyoruz. Yaklaşık olarak 263 leva yani yapıyor. Toplam hesaplamalarıma göre 49.777 lira civarına geliyor. Peki fark ne kadar? 7.223 lira arkadaşlar. iPhone 15 Plus 128 GB. iPhone 15 Plus 256 GB Türkiye'de 61 bin lira olarak duyuruldu. Bulgaristan'da ise 2.499 leva. Ya yani %11 vergi iadesi alıyoruz. Artı 20 bin lira imeği kayıt, bandrol ücreti veriyoruz. Hesaplamalarıma göre 53.162 lira civarına geliyor. Peki fark ne kadar? Türkiye'den 7.838 lira daha uygun yaklaşık olarak. Evet, iPhone 15 Pro'lara geçelim. iPhone 15 Pro 128 GB Türkiye'de 65 bin lira olarak duyuruldu. Bulgaristan'da ise Teknopolis mağazasında bu sitede bulamadım. Ama Zora'nın sitesinde var. Burada baktığım fiyatı 2.439 leva. Diğer siteyle de karşılaştırdım. Çok yakın. O yüzden hiç onu yazmadım bile. 2.439 leva. Benim hesaplamalarıma göre 52.394 lira civarına geliyor. Peki fark ne kadar Türkiye'den? 12.600 lira civarında arkadaşlar. iPhone 15 Pro 128 GB. Peki 15 Pro 256 GB ne kadar? Türkiye'de 69 bin lira. Bulgaristan'da ise hesaplamalarıma göre 55.778 liraya geliyor. Peki Türkiye ile arasındaki fark ne kadar? 13.222 lira arkadaşlar. Evet, Pro 512 GB'a bakalım. Türkiye'de 77 bin lira olarak duyuruldu. Bulgaristan'da 3.219 leva, 378 leva iade alıyoruz. Artı 20 bin lira imeği kayıt ekliyoruz. Bandrol ücreti ekliyoruz. 62.563 liraya geliyor.
Yani Türkiye ile arasındaki fark 14.437 lira, 14.000 liraya çıkmış oldu arkadaşlar fark. Evet, şimdi Pro Max modellerine geçelim. iPhone 15 Pro Max 256 GB Türkiye'de 77.000 lira olarak duyuruldu. Bulgaristan'da ise Zora mağazasında var. Şu Teknopolis'te bulamadım. Zora mağazasındaki fiyat 2.949 leva. Vergi iadesi alıyoruz. Artı 20.000 lira e-mail kayıt ücreti ekliyoruz. Bandrol ücreti ekliyoruz. 59.000 lira civarına geliyor arkadaşlar. Peki fark ne kadar? 17.955 lira. 15 Pro Max 256 GB Türkiye'den daha ucuz Bulgaristan'da. iPhone 15 Pro Max 512 GB ise Türkiye'de 85.000 lira. Bulgaristan'da yine Zora mağazasında 3.469 leva. Bu diğer mağazalarda da var bu arada. Bu işaret burada kalmış. 3.469 leva. 408 leva iade alıyoruz. Artı e-mail kayıtı ekliyoruz. Bandrol ücreti ekliyoruz. Bize maliyeti 65.815 liraya geliyor. Türkiye'de 85.000 liraydı. Yine ucuz. Ne kadar ucuz? 19.000 lira daha ucuz arkadaşlar Bulgaristan'da. Peki en yüksek kapasiteli modeli 1 TB modeli ne kadar 15 Pro Max'in? Türkiye'de 93.000 lira. Bulgaristan'da ise hesaplamalarıma göre 72.422 lira civarına geliyor. Yani yaklaşık 20.578 lira fark var arkadaşlar. 20.000 lira civarında fark var. Yani tabii tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Eğer kredi kartıyla alırsanız bu ürünleri yurt dışı mağazasından alışveriş yaptığınız için, yurt dışına alışveriş yaptığınız için bir komisyon olacaktır kredi kartından. Yani bu fiyatların üstüne yani bir 500.000 civarında oynayabilir. Yani bu komisyon. Ama tabii gidip dövizciden bozdurursanız biraz daha bence avantajlı olur. Yani bu fiyatlara yakın bir fiyattan alabilirsiniz. Tabii ben leva'yı Google'dan bakarak hesapladım. Dövizci size aynı parayı vermeyecektir aynı oranda. Biraz daha fark olacaktır. Yani 500 ila 1000 TL civarında fiyatlar oynayabilir. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Peki genel bir değerlendirme yapmak gerekirse arkadaşlar. Fiyat farkı Gürcistan'dan daha fazla. Yani eğer imkanınız varsa Gürcistan yerine, yani vizeniz falan varsa Gürcistan yerine Bulgaristan'dan almak daha mantıklı gözüküyor. Çünkü fiyat farkı daha fazla. Örnek vermek gerekirse Pro Max 1 TB modeli için Gürcistan'da Türkiye'den yaklaşık 16.000 lira daha ucuz. Ama Bulgaristan'da 20.000 lira daha ucuza geliyor. Ayrıca hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Tabii ki Bulgaristan'a gitmek için vize gerekli. Vize almanız gerekiyor arkadaşlar. Schengen vizesi almanız gerekiyor. Geçerli bir Schengen'iniz olması gerekiyor. Ama AB oturumunuz varsa ya da yeşil pasaportunuz ya da gri pasaportunuz varsa tabii ki vize almanıza gerek yok. Direkt gidebilirsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ayrıca ben masrafları dahil etmedim. Yani tabii ki Bulgaristan'a gitmek için nereden gidiyorsanız bir masrafınız olacaktır. Örneğin diyelim ki İstanbul'dan çıktınız. 1000 lira zaten otobüs bileti Sofya'ya. 1000 gidiş dönüş 2000 lira yol masrafınız olacak. Hadi diyelim ki çok az masraf yaptınız. 1000 lira da orada masraf yaptınız. Toplamda size 3000 lira maliyeti olacaktır. Yani bu fiyat farkına 3000 lira, fiyat farkından 3000 lira düşün. Diyelim ki işte Pro Max 1 TB almaya gittiniz. Fiyat farkı 20.000 lira. Ama 3.000 lira daha düşün. Yani 17.000, 16.000 lira civarında kar etmiş olursunuz Bulgaristan'dan. Çünkü masraf edeceksiniz. Ayrıca arkadaşlar şunu da hatırlatayım. Her videomda hatırlatıyorum. Bulgaristan'dan aldığınız ürünün garantisi 1 yıl olacaktır. Türkiye'den alırsanız 2 yıl garantisi var. Bunu da hesaba katmak lazım. Ayrıca tax free oranı %11-12 civarında. Yani birçok forum sitesinde Türkler 11 civarında yazmış. Ama ben bu kendi sitesinden hesapladığımda 11'den fazla, 12'ye yakın çıkıyor. O yüzden 11-12 civarında yazdım. Tax free, yani vergi iadesi sınır kapısından veya havalimanında alınabiliyor. Ama gitmeden mutlaka çalışma saatlerini, özellikle sınır kapısındaki tax free'nin çalışma saatlerini kontrol edin. Gördüğüm kadarıyla sabah 8 ile akşam 6 arasında çalışıyor arkadaşlar. Ayrıca çok önemli bir nokta. Tabii ki iPhone'lar yeni ulaştı. Yani yeni satışa sunuldu. Ve belki henüz stoklara bile girmedi Bulgaristan'da. Bu yüzden gitmeden internet sitelerinden stoklarını kontrol edin arkadaşlar. Ve online chatlerden de stok olup olmadığını sorabilirsiniz. Ama benim gördüğüm kadarıyla
stoklardaki ürünler mağazalarda da bulunuyormuş. Yani forum sitelerinden böyle okudum. Ama yine siz mutlaka gitmeden chatlerden, online chatlerden sorun. Bu ürün şu mağazada var mı veya mağazalarda var mı? Ki açıkta kalmayasınız arkadaşlar. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Bulgaristan'dan iPhone alırsanız en uygun modeli iPhone'un, düz iPhone 15 modelinin en az fiyat farkı 4700 lira ve en pahalı modelinin Pro Max 1 TB'ın fiyat farkı ise 20.000 lira civarında arkadaşlar. Gürcistan'dan daha avantajlı. Tabii ki vizeniz varsa, Schengen vizeniz varsa yine söyleyeyim veya işte oturum, AB oturumunuz varsa, yeşil pasaportunuz varsa Bulgaristan'dan almak bence daha mantıklı. Hem zaten Gürcistan daha uzak, yani gitmek daha yorucu, hem de daha zaten uygun. Bu yüzden Bulgaristan'dan almak daha mantıklı. Ama ben olsam Bulgaristan'dan almam arkadaşlar. iPhone fiyatlarının çok daha uygun olduğu ülkeler var. Kuveyt gibi, işte Irak gibi. Sonra Almanya'da uygundur. Avrupa ülkelerinin birçoğunda uygundur. Yani Belçika, Almanya, buralardan almaya çalışırım arkadaşlar. Veya Kuveyt dediğim gibi. Evet arkadaşlar, ben size Bulgaristan'daki iPhone 15 fiyatlarını aktarmaya çalıştım. Yine bir sorunuz olursa bu video altından yorum yazabilirsiniz ve öyle iletebilirsiniz. Ben de cevaplamaya çalışacağım. Ayrıca Instagram hesabından da bana sorularınızı iletebilirsiniz. Tarhan Medya hesabımı takip edip oradan sorabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.